Ben doçent doktor Baki Erdem, jinekolojik onkoloji cerrahisi uzmanıyım. Jinekolojik onkoloji cerrahisi dediğimiz şey aslında kadın genital sistemin kanserlerini ifade ediyor. Nedir bunlar? Rahim, yumurtalık, rahim ağzı, vajen ve vulva kanserlerinin cerrahisini yapan bölüm demektir. Tabii ki şanslı olduğumuz taraflar var, şanssız olduğumuz taraflar var. Şanslı olduğumuz taraf nedir? Rahim ağzı kanseri önlenebilir, engellenebilir ve erken teşhisi olabilen bir kanserdir. Aynı zamanda aşısı da vardır. Ancak rahim kanseri sıklıkla ileri yaşlarda görülüyor. Kilo önemli bir risk faktörü, çocuk doğurmamak risk faktörü, meme kanseri veya diğer kanserlerin olması risk faktörü. Şöyle baktığımız zaman da yaşam ömrü uzadıkça, kilo artışı oldukça bu rahim kanseri instansında da bir artış görüyoruz. Rahim ve rahim ağzı kanserinde en önemli belirti kanamadır. Vajinal kanama. Eğer bir hastada özellikle menopoz sonrası beklenmedik anormal bir vajinal kanama varsa mutlaka doktoruna başvurması gerekiyor. Böyle bir durumda biz rahime ve rahim ağzına özellikle bakıyoruz. Ancak yumurtalık kanseri için maalesef bunu söyleyemeyeceğiz. Böyle bir erken belirti ile karşımıza gelmiyor hastalar. Sıklıkla ileri evre, evre 3 dediğimiz ileri evrede karşımıza geliyor. Biz mutlaka yıllık bir jinekolojik kontrol öneriyoruz. Genel olarak rahime, rahim ağzına, yumurtalığa biz muayenelerde bakıyoruz. Rahim ağzı kanseri içinse düzenli bir tarama testimiz var. Bunu açıklayacak olursak cinsel aktif kadınlarda 21 yaşından başlayarak biz bu taramalara başlıyoruz. Nasıl yapıyoruz? 21 ile 30 yaş arasında 3 yılda bir simir testi yapıyoruz. 30 yaşından sonra ise ya 3 yılda bir simir testi ya da 5 yılda bir HPV testi yapıyoruz. Bu testlerle biz rahim ağzı kanserini erkenden tanıyabiliyoruz ve tedavisini yapabiliyoruz. Şimdi rahim ağzı kanserinde simir veya HPV testi pozitif gelirse biz kolposkopi dediğimiz özel mikroskoplarla rahim ağzına bakıyoruz ve şüpheli gördüğümüz yerlerden biyopsi alıyoruz. Rahim kanseri için ne yapıyoruz? Bunlarda da yine ultrason yapıyoruz. Ultrasonda eğer şüpheli bir alan görüyorsak rahimin içinden biyopsi alıyoruz. Bu şekilde rahim kanserini tanıyabiliyoruz. Rahim kanseri tanısı konuldu ise eğer ilk yapacağımız iş karın içinde bir yayılma var mı veya uzak organlara yayılma var mı yok mu diye bakıyoruz. Ondan sonra kesinlikle rahim kanserinin tedavisi cerrahidir. Bunu cerrahi olarak biz çıkarıyoruz. Nasıl çıkarıyoruz? En sık kullandığımız yöntem laparoskopi dediğimiz kapalı yöntem. Hastanın karnına 5 mm'lik delikler açıyoruz ve bu deliklerden rahimi, yumurtalığı ve tümörleri, lenf bezlerini çıkarıp dışarı alıyoruz. Hastayı da ertesi gün taburcu edebiliyoruz. Çok konforlu bir ameliyat hasta için. Tabii ki öncelikle hastalığın evresi. Ki rahim kanseri %70-80 erken evrede, evre 1'de yakalanıyor. Dolayısıyla bu evrede yakaladığımızda ameliyatta %100'e yakın başarı elde ediyoruz. Ama sadece evre de değil, tümörün cinsi, tümörün rahim duvarına olan yayılma derecesi ve tümörün tipi. Bunlar çok farklılık gösterebiliyor. Bunlara göre de tedavi seçenekleri değişiyor. Nedir bu tedavi seçenekleri? Ameliyattan sonra hastaya biz radyoterapi verecek miyiz? Kemoterapi verecek miyiz? Onu belirleyeceğiz. Hasta rahim, yumurtalık ve rahim ağzı kanseriyle karşımıza geldi ve çocuk istiyor. Eğer hasta çok erken evrede yakalanmışsa, tümörün cinsi de uygunsa bunlarda rahimi koruyarak bu işlemleri gerçekleştirebiliyoruz. Rahim kanserinde erken evre olacaksa, yayılım yoksa bunlarda progesteron dediğimiz ilaçlarla tedavi ediyoruz. Daha sonra hastaları tüp bebeğe yönlendiriyoruz. Ancak tüp bebek işlemi bittikten sonra, çocuk sahibi olduktan sonra rahimin alınmasını öneriyoruz. Şimdi biz bütün kanser hastalarını ameliyat ettikten sonra 3 ayda bir mutlaka kontrole çağırıyoruz. Bunları da detaylı olarak inceliyoruz. Nüks etmesi neye bağlı? Tabii ki tümörün cinsine, ilk etapta saptadığımız evresine ve tedaviye yanıta bağlı. Eğer bunlar iyiyse nüks etme ihtimali tabii ki daha düşük oluyor. Biz ameliyatı yaptık, her şey bitti diyemeyiz. Çünkü bunlar tümörler, nüks etmeye meyilli tümörler. Dolayısıyla takiplerine düzenli gelirlerse, kontrolüne düzenli yaparlarsa bizim nüksü erken aşamada yakalama ihtimalimiz ortaya çıkıyor. Miyom 30 yaş üzerindeki her 4 kadının birinde görülüyor. Biz her miyom sapladığımızda bunları ameliyat etmiyoruz. Çünkü miyomların kötü huylu değillerdir. Hepsi iyi huylu tümörlerdir. Ancak bulundukları yerlere göre bir takım belirti verebilir. Eğer hasta da rahimin içine yerleşmişse kanama yapabilir. Kısırlığa sebep olabilir. Ya da gebelik oluştuysa düşüklere sebep olabilir. Ya da hızlı büyüyerek etraftaki organlara basabilir. Bağırsağa basarak kabızlık yapabilir. İdrar yoluna basarak böbreklerin tıkanmasına yol açabilir. Bu durumlarda biz miyomları ameliyat ediyoruz. Ama onun dışında her saptadığımız miyom ameliyat olacaktır diye bir kural yoktur. Bu tamamen normal bir süreçtir.
Şunu söylemek istiyorum, özellikle rahim ağzı kanseri için. Rahim ağzı kanseri erken teşhis, tedavisi olan, önlenebilir bir kanserdir. Aynı zamanda aşısı da mevcuttur. Yapmanız gereken bu takipleri, düzenli takipleri yapmak. Eğer bu takipleri yaparsanız rahim ağzı kanserinden neredeyse %100'e yakın korunabilirsiniz. O yüzden erken teşhis hayat kurtarır. Takiplerinizi de düzenli olarak yaptırın.